Çok merak ettiğiniz bir karşılaştırma vardı. Bu videoda sizlerle beraber bu karşılaştırmaya bakacağız. JBL Extreme 3 ve Harman Kardon 12 Studio 6. Şimdi gelin detaylara bakalım. Evet daha öncesinde bu iki hoparlöründe çok detaylı incelemelerini zaten hazırlamıştım sizler için. Onları aşağıdaki açıklamalar kısmındaki bağlantılardan bulabilirsiniz. Bu videoda çok derinlemesine bir inceleme yapmayacağım. Gelen hatlarıyla kendi deneyimlerimi paylaşacağım sizinle. İlk olarak hızlıca taşınabilirlik ve gövde özellikleri konusundan bahsetmek istiyorum. Burada GBL Extreme 3 ön plana çıkıyor. Neden diyecek olursanız burada ilk olarak tabi burada gördüğünüz gibi bir askı var. Bu askı işi aslında tamamıyla olayı değiştiriyor. Çünkü neden? Diyelim ki dışarı çıkacaksınız aile bir yerde müzik dinleyeceksiniz. Bunların dışında elinizde tabii ki masa olacak, belki sandalye olacak, yiyeceğiniz, içeceğiniz bir şeyler varsa onlar olacak. Yani ellerinizin boş durması gerekecek. Böyle bir durumda GBL'i boynunuza asıyorsunuz ve elleriniz tamamıyla boş kalıyor. Yani çok gereksiz bir detaymış gibi durabilir ama gerçekten çok önemli ve bunu bizzat deneyimlediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Sonrasında burada Harman Kardon 12 Studio'ya geldiğimiz zaman çok şık, elegant bir kadın çantası gibi aslında tasarım olarak bir elinizle bunu taşımanız gerekiyor. O elinize başka maksimum da bir torba, poşet falan o tarz bir şey alabilirsiniz. Yani bu arkadaş biraz daha narin, kibar. Yani bu üst tarafındaki bölüm biraz daha çizilmeye açık. Onu da söyleyeyim. Hani diğer taraflar tabii ki tamamıyla kumaş kaplı. İkisi de su geçirmez. İkisiyle de hani havuzu denize girebiliyorsunuz ama tabii ki bu önemli bir nokta. Tepedeki alan çizilmeye müsait. JBL Extreme kısmına geldiğiniz zaman tamamıyla kumaş kaplı olduğu için hani çizilebilecek alanlar çok az. Burada gördüğünüz gibi JBL logo kısmında ben ne yazık ki yani artık nereye sürttüysem bu kadar dikkatli kullanmama rağmen buradaki L harfinde ufak bir çizik oluştu. Cihaz kumaş kaplı olduğu için bunlarla ilgili bir hani çizilme ile ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ek olarak JBL Extreme 3 IP67 sertifikasına sahip. Yani bu aynı zamanda sadece suya karşı değil toza karşı da yani kötü hava koşullarına ve pisliğe karşı da dayanıklı bir cihaz. Burada Harman Kardon'da böyle bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda ağırlık kısmına geldiğimiz zaman ise JBL Extreme 3 yaklaşık olarak 1 kilo 800 gram civarındayken Harman Kardon kısmına geldiğimiz zaman yaklaşık olarak 3 kilo gibi bir ağırlık var. Yani aralarında 1 kilo var gibi düşünebilirsiniz. Gelelim pil performansı kısmına. Pil performansında JBL Extreme 3 15 saat Harman Kardon ise 8 saatlik bir pil ömrünü bizlere vaat ediyor. Vaat ediyor diyorum çünkü bu tarz cihazlarla %100 yani tam güçte müzik dinlerseniz burada verilen bu rakamların belki yarısını anca görüyor. Yani JBL Extreme 3 sizleri belki 7-8 saat belki 6-7 saat civarında götürecek. Diğer tarafta Harman Kardon ise belki sadece 4 saat boyunca en yüksek seste müzik çalıyor olabilecek. Bunlar önemli notlar arkadaşlar. Yani eğer bir cihaz satın alacaksanız ve buradaki pil detaylarını bilmiyorsanız sonrasında üzülebilirsiniz. Pil konusunda JBL Extreme 3 tabii ki daha iyi bir pil performansını bizlere sağlıyor. Bunların dışında şarj ünitesi konusunda da yine JBL Extreme 3'e geçerli notu veriyorum. Bu cihazda bir USB Type-C giriş üzerinden şarj olma durumu mevcut. Şu anda biliyorsunuz laptoplar, telefonlar, burada kullandığım mikrofon bile Type-C üzerinden şarj oluyor artık. E, mutlaka yanımda bir Type-C şarj aleti oluyor. O yüzden hani JBL'i herhangi bir yere götürürken harici olarak bir adaptör taşımama artık gerek yok. Ancak Harman Kardon kısmına geldiğimiz zaman micro USB bile değil kendisine ait bir adaptörle beraber bu cihaz şarj oluyor. Yani eğer bu hoparlörü bir yere götürecekseniz şehir dışına vesaire mutlaka kendi özel adaptörünü de götürmeniz gerekiyor. Bu yüzden burada Harman Kardon'a eksi notu veriyorum. Ek olarak JBL Xtreme 3'te aynı zamanda power powerbank olma özelliği de var. Her ne kadar kullanılır ya da kullanılmaz bilmiyorum ama Harman Kardon'da olmayan bir özellik de bu. Bağlantı konusundan da hızlıca bahsetmek istiyorum. Burada JBL Xtreme 3 5.1 bluetooth sürümüyle beraber geliyor ve aynı anda iki cihazı bağlayabiliyorsunuz. Harman Kardon kısmında Bluetooth 4.2 ile beraber geliyor, aynı anda sadece bir cihaza bağlantı kurulabiliyor arkadaşlar. Bunların dışında ikisinde de harici bir AUX girişleri var. Tablo olarak da bu cihazları kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim en önemli noktaya. Burada bence en önemli kararı vermeniz gereken kısım ses konusu. Neden diyecek olursanız, şimdi iki hoparlörün de teknik verilerine baktığınız zaman 80 desibellik bir ses yüksekliğini vaat ettiğini göreceksiniz kağıt üzerinde. Ancak gerçek hayatta Burada bazı artı ve eksiler var. Şimdi JBL Extreme 3 dediğimiz cihazın ses performansı ciddi şekilde yüksek. Buradaki farkı da yaratan şey şu aslında. JBL Extreme ile müzik dinlerken %80'lere kadar çıktığınız zaman dolu dolu baslı güzel bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Ancak burada %90'lar veya %100'e çıktığınız zaman ses seviyesi olarak burada bas seviyesi sabit kalıyor. Yani %80'deyken neyse o kalıyor. Sadece tizler yükseliyor. Burada hani ben alayım bunu aa %70'de şu kadar iyiymiş %90'da %80'de bu kadar iyiymiş %100'de de aynı performansı verir değil ne yazık ki. Burada JBL böyle bir çakallık yapmış diyebiliriz. Belirli bir seviyeden sonra ses sadece tiz olarak yükseliyor. Bunun altını çizelim. Teknik olarak baktığınız zaman cihazın içerisinde 2 adet 70 mm'lik woofer'lar var. 2 tane yan tarafında sağda ve solda bulunmak üzere pasif radyatörlerimiz var ve 2 tane de 20 mm'lik tweeter'lar var. Burada Harman Kardon'un içerisinde 1 adet 120 mm'lik sürücü var ve 2 tane de Twitter var yine 20 mm yani aynı boyuttalar. Harman Kardon'da müzik dinlerken gerçekten hani ikisini böyle yan yana zaten birazdan dinleteceğim size de. Yan yana dinlediğiniz zaman Harman Kardon o kadar temiz ve aynı zamanda dolgun bir ses veriyor ki yani ikisini yan yana dinleyin. Eğer derdiniz tamamıyla temiz ve dolgun bir sesse direkt Harman Kardon'u alıp çıkarsınız. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Demin saydığım gibi Harman Kardon'da eksi yönler var. Bu yüzden ağırlıklı olarak dışarıda müzik dinleyecekseniz bence Extreme 3 daha uygun dışarıdaki koşullar için. Hem çizilme konusunda hem su konusunda hem toz konusunda hem taşıma konusunda. Yani bu taşıma konusu gerçekten önemli bence. Her ne kadar yabana atılan bir konu gibi gözükse de bu tarz konularda ön plana çıkıyor. Ha ama diyeceksiniz ki ben alacağım kardeşim bunu. Sadece evimde kullanacağım. Hani bunun dışında çok fazla bir yere götürmem. Arada bir yere götürürüm diyorsanız da güzel, dolu dolu, keyifli bir bas keyfi de almak istiyorum diyorsanız burada Harman Kardon daha doğru bir tercih olacaktır sizler için şimdi gelin bir ses performansını dinleyelim bir de siz karar verin. <laughs> Evet gelelim karar kısmına. Aslında demin sizlere yorumlarımı yaptım. Dışarıdaysa Extreme 3 ev ortamıysa daha çok Harman Kardon'u önerdim sizlere. Fiyat performans olarak ikisi de yaklaşık 2000-2300 TL bandında. Harman Kardon biraz daha uygun fiyatta yani 1900 civarına bulabiliyorsunuz. Burada bu arkadaş da 2300 civarında yanlış hatırlamıyorsam güncel kurlarla. Onların da satın alma linklerini aşağıya bırakıyorum. Eğer satın almak isterseniz güvenli bir şekilde Amazon üzerinden alabilirsiniz. Bunlar affiliate linkleridir. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.